Muşkaş. Şu anda dünyada belki de insanlar fark etmiyor ama siber güvenlik sınır güvenliği kadar önemli hale geldi. İşte son dönemde sessiz sessiz ama ciddi ciddi tartışılan bir konu var. Hepimiz biliyoruz. Rusya ile Amerika arasında. Nedir? Seçimlerimize müdahale ettiniz ve eklediniz, değil mi? Bu aslında tam da sizin şu anda kursunu almaya aldığınız ve kendiniz geliştirmek istediğiniz alandan yakından ilgili. Ülkeler artık birbirlerine çok değişik alanlarda, çok değişik amaçlar doğrultusunda siber güvenlikle ilgili sorunları ve açıkları bulduğu zaman internet aracılığıyla ne yapıyorlar? Birbirler üzerinde hesaplar yapıyorlar ve dünyayı farklı şekilde idare etmeye çalışıyorlar. Sertifika alacaksınız ve zannediyorum 4 eğitici var, öyle mi? 4 eğitici değişik alanlarda sizlere kurslar verecekler. 100. Yıl Üniversitesi ve Bilgi Güvenliği Akademisi bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Türkiye'de 3000'e yakın öğrencinin başvurusu arasında online sınavla seçtiğimiz 25 tane farklı üniversiteden öğrenciyi ağırlıyoruz. Bu eğitimin temel amacı dünyada biliyorsunuz yeni bir trend, Amerika'daki seçimlerden sonra herkesin gündemine girmiş olan siber güvenlik. Hem bizim kişisel güvenliğimiz hem kamudaki bu güvenliğin sağlanması açısından ülkemizde nitelikli insan gücü havuzuna katkı sunmak temel derdimiz. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bunun ne kadar önemli olduğunu da gördük. Siber güvenlik konusunda yetişmiş insan gücünün başka bir şeye ait olduğunu, burada yeniden bağımsız, tarafsız, Türkiye Cumhuriyeti'ne gönülden bağlı siber güvenlik uzmanları yetiştirmek ana hedefimiz. Öğrenciler burada 6-7 günlük bir eğitim sonucunda farklı alanlarda uzmanlaşmış olacaklar. Aldıkları sertifikaların uluslararası bir geçerliliği olacak. Birer doğrulama koduna sahip olacaklar. İstedikleri yer iş başvurusuna bulunduklarında o doğrulama kodu kontrol edilebilecek. Ayrıca işte siz de gördüğünüz Kıbrıs'tan, Çanakkale'den, Edirne'den, İzmir'den öğrencilerimiz var. İlk defa Doğu Anadolu bölgesinde bir üniversitede böyle bir siber güvenlik okulu düzenleniyor. Kriterimiz önce temel bilgi teknoloji okur yazarlığının belli bir düzeyde olmasını istiyoruz bu öğrencilerin. Öğrencilerimizin tamamı o ya da bu şekilde siber güvenlikle bir şekilde temasta bulunmuş. Sosyal mühendislik yeni bir alan, yeni bir trend. Bu konuda biraz farkındalık düzeyine sahip ve gelecek kurgusu da siber güvenlik uzmanı olma konusunda netleştirilmiş. Kendisine bu konuda hedef koymuş öğrenciler arasından seçtik. Siber güvenlik ülkenin ciddi yatırım yaptığı, siber güvenlik orduları kurduğu bir alan. Şu an hacker'ın bilgisayar başında bazen ülkelerin, bazen şirketlerin kaderini değiştirdiği bir silah haline geldi. En son NSA'den sızan bilgiler de büyük devletlerin siber silahlara, siber saldırganlara ne kadar yatırım yaptığını, bu konuda nasıl çözümler geliştirdiğini gün yüzüne çıkartıyor. 15 Temmuz gibi sancılı olaylar, darbe girişimleri de gösterdi ki aslında topla tüfekle yapılamayacak kadar bir ülkeye siber saldırıyla zarar verilebilir. Düşmanınızı fiziksel olarak yok etmek, gözlemlemek, önlemler almak artık günümüz dünyasında kolay. Ama sanal bir şeye karşı çözüm geliştirmek, onun etkilerini gözlemlemek gerçekten çok zor. Dolayısıyla bu anlamda yeni mühendislerin yetişmesi, aykırı düşünme kapasitesi olan bilgilerini, tecrübelerini iyi işler için kullanabilecek uzmanlara ihtiyaç var. Bu kampın varlığı ve hedefi de budur. Ülkeye katkı sağlayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmek. Merhaba, ben Ömer Furkanlı. Kıbrıs'tan geliyorum. Burada siber güvenlik eğitimi almaya geldik. Bir haftalık eğitimimiz var. Hocalarımız çok yardımcı oluyor. Yani kendimizi siber güvenlik alanında geliştiriyoruz burada. Yani Türkiye'nin siber güvenlik uzmanlarına ihtiyacı var zaten. O kişilerden biri olmak istiyorum. Ege Üniversitesi'nden katıldım seminere, kursa. Ya, kurs şu an güzel gidiyor. Van'da harika, biraz dolaştık, güzel. Güzel, ileri seviye bir eğitim. Yani bizim için yararlı olacak. Buradan çıktıktan sonra zaten buradaki herkes siber güvenlik alanında çalışmaya başlayacağını umuyorum. Ben exploit alanında uzmanlaşmayı hedefliyorum.
Biraz da yazılım bilgim var. İkisini birleştirip bir alanda ilerlemeyi düşünüyorum. Öznur Karacan, Nişantaşı Üniversitesi'nden katılıyorum. Vanlıyım, burayı biliyorum zaten ama üst düzey bir eğitim. Burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Kutumuz konusunda katkı sunmak. Şimdi bu eğitimin 6-7 tane başlığı var. Sadece bir program yaptıkları için hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Programınıza hayırlar gelsin.